Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Vergleiche. Hazırsanız dersimiz başlasın. Eminim ki kendi içinizden Vergleichen denildiğinde ya biz bunu daha önceden görmüştük diyorsunuzdur. Evet, gördük arkadaşlar. Vergleichen neydi? Ta A1, A2 konularında görmüştük. Tabii sonraki derslerimizde de, sonraki seviyelerde de bunu görmüştük, değil mi? Vergleichen kıyaslamak demekti. Hatta hatırlarsanız komparatif demiştik, superlatif demiştik, değil mi arkadaşlar? Burada gene o aynı yapının üzerine çok mini minnacık bir oynamayla bir farklı bir şey göstereceğim size. Ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ilk örneğimize baktığımızda der Mantel ne demekti? Tabii ki Mont demekti, değil mi? Ve Queen bu da rahat. Şimdi ben dersem ki eğer bu rahat bir Mont dediğimde der Mantel ne yapıyorduk arkadaşlar? Hatırlayın, sıfatların sonuna artikeli giydiriyorduk, öyle değil mi? E bu durumda das ist ein bequemer Mantel dediğimde bakın yanına artı koydum. Bu rahat bir mont demiş oluyorum. Şimdi ben kıyaslama yaptığımda işte A ile B'yi kıyasladığımda bequemer als diyordum, hatırlayın. Öyle değil mi? Ancak burada şimdi diyeceğim ki das ist ein bequemer Mantel. Bu daha rahat bir mont. Ve hiçbir şeyle kıyaslamıyorum. Sadece diyorum ki ya tabii ki kıyaslıyorum ama o kıyaslamış olduğum şeyi altını çizmiyorum ya da onu dile getirmiyorum. Sadece diyorum ki bu daha rahat bir mont. Neye göre, kime göre? Ama sadece diyorum ki bu daha rahat bir mont. Ve noktamı koyuyorum. Bu durumda bakın ne olmuş? İki artıyla belirttim bunu arkadaşlar. Burada diyorum ki das ist ein bequemer Mantel demiş oluyorum. Bakın demek ki das ist ein bequemer neydi? Daha rahat. Ancak er ile bakın burada artikeli hissettiriyorum, değil mi? Ein bequemer Mantel ile ne yapmış oluyorum? Bu daha rahat bir mont demiş oluyorum, değil mi? Die Bluse örneğine bakalım. Die Bluse, bu da tabii ki güzel Türkçemizde de öyle, değil mi? Die Bluse adı üstünde bluz demek. Bequemer örneğinden gidiyorum ki daha rahat bir şekilde görebilin diye arkadaşlar. Kıyaslamayı daha rahat yapın diye. Şimdi burada die Bluse cümle içerisinde kurduğumuzda das ist eine bequeme Bluse anlaşılacağı üzere, değil mi? Ne diyor? Bu rahat bir bluz diyor. Değil mi cümlemiz? Şimdi diyeceğim ki bu daha rahat bir bluz. Neye göre? Neyi kıyasladığımız şu an önemli değil. Sadece diyorum ki bu daha rahat bir bluz. E bu durumda das ist eine bequemere Bluse. Bakın arkadaşlar E'nin altını çizdim. Niye? Çünkü die Bluse tıpkı az önce olduğu gibi, değil mi? Der Mantel'de ne yapmış oldum? Er'i yedirmiş oldum oraya. Öyle değil mi? Burada da die Bluse'deki E'yi sıfata yedirmiş oluyorum. Bu durumda bequemere Bluse dediğimde, değil mi? Das ist eine bequemere Bluse. Bu daha rahat bir bluz anlamına gelmiş oluyor. Das T-shirt adı üstünde bequem ile ele aldığımızda das ist ein bequemes T-shirt dediğimde bu rahat bir T-shirt'tür demiş oluyorum, değil mi? Şimdi bunu ben das ist ein bequemes T-shirt şeklinde ele aldığımda bu daha rahat bir T-shirt demiş oluyorum, değil mi arkadaşlar? Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Sadece ne yapmış oldum bu kıyaslamalarda? Bequemer ve sonuna ne yapmış oldum? Bu artikeli giydirmiş oldum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. Demek ki der Mantel örneğinde arkadaşlar bu rahat bir mont dediğimde ne diyorduk zaten en başta görmüş olduğumuz bir şeydi bu. Das ist ein bequemer Mantel. Bu rahat bir mont. Şimdi bu daha rahat bir mont dediğimde das ist ein bequemer Mantel diyorum. Ve orada herhangi başka bir şey koymuyorum arkadaşlar. Alt koymuyorum. Başka şeyler hiç koymuyorum. Sadece das ist ein bequemer Mantel demiş oluyorum. Ve bu sayede ne demiş oluyorum? Bu daha rahat bir mont demiş oluyorum. Die Bluse bequem. Evet, ne diyeceğiz? Das ist eine bequeme Bluse. Bu rahat bir bluz. Ama dersem ki bu daha rahat, yani ondan daha rahat, artık neyle kıyasladığım bilinmiyor, meçhul, değil mi? Ancak bir kıyas var. E bu durumda das ist eine bequemere Bluse. Bu daha rahat bir bluz.
demiş oluyorum. Neyle kıyasladığım bilinmiyor. Das T-shirt'e baktığımızda arkadaşlar, das T-shirt için ve burada da gene bequem sıfatından gidecek olursak, das ist ein bequemes T-shirt, bu rahat bir T-shirt. Das ist ein bequemeres T-shirt, bu daha rahat bir T-shirt demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Mantel, der Mantel, das ist ein bequemer Mantel. Das ist ein bequemer Mantel. Das ist ein bequemerer Mantel. Das ist ein bequemerer Mantel. Die Bluse. Die Bluse. Das ist eine bequeme Bluse. Das ist eine bequeme Bluse. Das ist eine bequemere Bluse. Das ist eine bequemere Bluse. Das T-Shirt. Das T-Shirt. Das ist ein bequemes T-Shirt. Das ist ein bequemes T-Shirt. Das ist ein bequemeres T-Shirt. Das ist ein bequemeres T-Shirt. Arkadaşlar az önce komparatifi gördük. Şimdi ise superlatifi görüyoruz. Superlatif neydi? Bequem örneğinden yola çıkarak bequem, am bequemsten şeklinde yorumlanıyordu. Şimdi buna baktığımızda ne şekilde ele alınıyor? Superlatif olarak ele alınacak ama ne demek istediğimi örnekler içerisinde anlatmaya çalışacağım. Das ist einer der bequemsten Manteln, die ich je hatte. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Einer der bequemsten Manteln, bir tane yani bir grup içerisinden çekiyorum ve diyorum ki bu öyle bir mont ki, yani o kadar montun içerisinden öyle bir mont ki, die ich je hatte, şu ana kadar sahip olduğum en rahat mont, işte bu o dediğimde demek ki das ist einer der bequemsten Manteln, die ich je hatte dediğimde demek ki arkadaşlar einer der bequemsten Manteln, bakın burada bequemsten aynı şekilde kalıyor arkadaşlar ve ne demiş oluyorum, bu şu ana kadar sahip olmuş olduğum montların içerisinden en rahat olanı dediğimde demek ki bu şekilde cümle kuruyorum ve diyorum ki das ist einer der bequemsten Manteln, die ich je hatte. Aynı örneği bu sefer die Blusen için vereceğiz arkadaşlar. Tabi burada çoğul olarak ele alıyoruz. Bakın die Manteln çoğul olarak ele alınıyor. Die Blusen, bu da gene bluzler çoğul olarak ele alınıyor. Ne diyor cümlemiz? Gene aynı yapı. Bakın. Das ist eine der bequemsten Blusen, die ich je hatte. Demek ki ne diyor cümle arkadaşlar? O kadar çok bluzun içerisinden şu ana kadar sahip olduğum en rahat bluz bu işte o dediğimde demek ki das ist eine der bequemsten Blusen, die ich je hatte demiş oluyoruz. Ve sonraki cümle das ist eines der bequemsten T-Shirts, die ich je hatte. Gene aynı mantık arkadaşlar. Ne diyor? Bakın burada da gene çoğul olarak die T-Shirt. Bu benim sahip olduğum T-Shirtler arasındaki en rahat T-Shirt demiş oluyorum. Demek ki ne olmuş arkadaşlar? Eines der bequemsten şeklinde ele alınmış oluyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Das ist einer der bequemsten Manteln, die ich je hatte cümlesine baktığımızda. Bakın burada einer der bequemsten Manteln, bakın buraya odaklandığımızda demek ki ne oluyor? Montların arasından birisini, bir grup montun içerisinden birisini kastediyorum ve diyorum ki bu en rahat olanı, şu ana kadar sahip olduğum. Demek ki oradaki ye şu ana kadar sahip olduğum anlamına gelmiş oluyor. Bu durumda das ist einer der bequemsten Manteln, die ich je hatte ile bunu vermiş oluyoruz. İkinci örnekte ise das ist einer der bequemsten Blusen, die ich je hatte. Burada da gene ne oluyor arkadaşlar? Die Blusen değil mi, bluzler? Dolayısıyla elimde bir bluz var ve bu bluz şu ana kadar sahip olduğum en rahat bluz. Bu durumda das ist eine der bequemsten Blusen, die ich je hatte demiş oluyoruz. Ve son örnekte ise das ist eines der bequemsten T-Shirts, die ich je hatte. Burada da durum gene aynı arkadaşlar. Demek ki benim sahip olmuş olduğum bu
tek bir tişört var, değil mi? Ve bu tişört şu ana kadar sahip olmuş olduğum tişörtlerin arasında en rahat olanı. Ve bu durumda das ist eines der bequemsten T-Shirts, die ich je hatte demem gerekiyor. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das ist einer der bequemsten Manteln, die ich je hatte. Das ist einer der bequemsten Manteln, die ich je hatte. Das ist eine der bequemsten Blusen, die ich je hatte. Das ist eine der bequemsten Blusen, die ich je hatte. Das ist eines der bequemsten T-Shirts, die ich je hatte. Das ist eines der bequemsten T-Shirts, die ich je hatte. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde vergleiche konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.